Turgay Güler Ölürsem kabrime gelme istemem. Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil durduk yere kılıcını çekti, Uğur Dündar'ı doğradı. Durduk yere diyorum zira hiçbirimizin beklemediği bir çıkıştı Özdil'in ki. Takipçileri bile şaşırdı. Yapmayın etmeyin siz kardeşsiniz diye uyarılar yaptılar ama sonuç alamadılar. Düşmanı sevindiriyorsunuz diyenler vardı. Sanırım düşman biz oluyoruz. Iyyyy Yılmaz abi rakıyı biraz fazla kaçırdı galiba biri gidip ayıtsın diyenler de vardı. Şaşkındılar çünkü. Günün sonunda mahalle Uğur Dündar'ın arkasında durdu, Özdil'i kınadı. Şayet söz konusu iddiayı Özdil değil de Dündar gündeme getirseydi bu kez Özdil'in safına geçeceklerdi. Demem o ki Dündar'ı Özdil'den daha fazla sevdiklerinden değil. Ya konuyu AK Parti'den çıkarıp CHP'ye niçin bulaştırıyorsunuz refleksi? Alın size bir ıy daha. Bilmenizi isterim ki, oh oh ne güzel bir düştüler falan diyor değilim. Özdil doğru söylüyor yahut dündar haklı da demiyorum. Bilmiyorum çünkü. Temel ilkem şu. Kendim dahil kim akçeli işlere bulaşmışsa, ihale kovalamışsa, iş takipçiliği yapmışsa, sicil temizlemeye kalkışmışsa hesabını vermeli. Nokta. Şimdi gelelim söz konusu iddiaya. Ne diyor Özdil? Uğur Dündar'ın kurduğu Artı 1 TV'nin parasını Sezgin Baran Korkmaz verdi. Artı 1 TV kirli bir kanaldı, Gezi 17-25 ve tırları kumpasında pozisyon aldı. Neyse Sözcü gazetesinin iki yazar arasındaki kavga Özdil'in attığı şu tweetle başladı. Dürüst ve güvenilir araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama SBK'nın kafa kola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdukları bile orada yazıyor. Öz dilin isim vermeden dürüst ve güvenilir araştırmacı gazeteci diye işaret ettiği ünlem kullanarak da nedeniz dürüst demeye getirdiği kişi Uğur Dündar'dı. Dündar bu tweeti görünce çılgına döndü. TL1 Tele televizyonundan Özdil'e verdi veriştirdi. Ama tepkisi, mimikleri Cem Yılmaz'a taş çıkartırdı çok komikti. Seni bir elime geçirirsem evire çevire döveceğim manasında sakın çıkma karşıma fena yaparım tehdidini dillendirdi. Hakaret etti aşağıladı. Ama söz konusu iddiaya ilişkin tek laf etmedi. Olmadı Uğur Dündar. Sen ki bugüne kadar Özdil'e kefil olmuş bir adamsın denize yürüyen villasını savunmuş bir adamsın. 2500 liralık kitaplarının satılması için destek vermiş bir adamsın. E ee, oldu mu şimdi? Vaktiyle ben seni o kadar savunmuştum dercesine özleri borçlandırmanın, ölürsem kabrime gelme istemem türküsünü çığırmanın anlamı ne? Ne gerek var arabex yaklaşımlara? Çık sana yöneltilen soruya iddiaya cevap ver. Çık mal varlığını da açıkla özdili utandır. Karşıma çıkma döverim, ölürsem kabrime gelme istemem de nedir? Gazeteci dövecekse sözüyle döver, kalemiyle döver. Sahi artı bir TV nasıl kurmuştunuz Uğur abi? Turgay Güler Kurtuluş Tais SBK, Özdil ve Pandora'nın kutusu Türkiye'de medya düzeninin gerçekten ne olduğuna ve nasıl işlediğine dair bilgiler sır değil. Cumhuriyet'in sözcünün patronaj ve finansmanının geçmişte hangi karanlık odaklara uzandığı gündeme gelmiş ve uzun uzun tartışılmıştı. T24, Medyascope, Gazete Duvar ve Biyanet gibi onlarca internet sitesinin de yurt dışından fonlandığı daha dün gibi yakın bir zamanda kayıtlara geçmişti. Şimdi gündemde olansa gezi olayları ve 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra birdenbire pıtrak gibi çoğalan televizyon kanallarının sırrı. Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında patlak veren kavganın başlıca nedeni de Artı 1 TV'nin finansmanının karanlık bir iş adamına uzanması. Yılmaz Özdil, Uğur Dündar'ın yer aldığı bu projenin arkasında Sezgin Baran Korkmaz'ın olduğunu ima etmesi ve bunun ABD'de SBK hakkında hazırlanan iddianamede de yer aldığını belirtmesi Pandora'nın kutusunun açılması için yetti. Uğur Dündar'ın gösterdiği tepkinin şiddetine bakılırsa Yılmaz Özdil çok önemli bir noktaya parmak basmış olmalı. Anlaşılıyor ki SBK eksenli kirli ilişkileri ana bazı televizyon kanalları ve duayen gazeteciler de düşmüş. SBK skandalı ilk olarak Sedat Peker'in videoları ve Habertürk bağlantılı isimlerle kamuoyunun önüne gelmişti. Şimdi de Can Dündar'dan tutalım. Uğur Dündar'a uzanan, adları bilinen bilinmeyen bazı araştırmacı gazeteci isimleri de içine alarak büyüyor. Gezi sonrası süreci yakından takip edenlerin bu tarihten itibaren Türkiye'deki medya düzeninde yaşanan ani değişiklikleri, gariplikleri fark etmemesi mümkün değil. Basit bir inceleme bile gezi kalkışması sonrası ortaya çıkan bazı gazete, internet sitesi ve televizyon kanallarının finansmanının SBK gibi karanlık ellere, FETÖ bağlantılı iş adamlarına ve yabancı istihbarat kuruluşlarına uzandığını gösterecektir. Türkiye'de son yıllarda medyada yaşanan kirliliğin, dezenformasyonun kaynağı bu finansmanı karanlık ellerdir. Buradaki en önemli soru bu kirli medya düzeninin kime karşı oluşturulduğudur. Türkiye'deki muhalif medya düzeni Gezi ve 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşıtık oluşturacak temelde yeniden düzenlendi. Finansmanı şüpheli ya da açık, bağlantısı yurt dışına uzanan bir sürü internet sitesi, gazete ve televizyon kanalının arkasında yabancı fonlar, FETÖ'cü iş adamları ya da küresel güç odakları bulunuyor. Bu gerçeği işaret etmeyen değerlendirmeler kayıkçı kavgasından öteye geçmez. Netice itibariyle Yılmaz Özdel'in niyetini bilmiyoruz ama devreye girmesi, SBK'nın medyadaki bağlantılarını işaret etmesi bir yüzleşme ve hesaplaşma fırsatını doğurmuştur. Bu fırsatı iyi değerlendirmek dileğiyle. Kurtuluş Tayyiz Hikmet Genç Uğur Dündar, Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz Üçgeni Sezgin Baran Korkmaz'dan maaş aldığı iddia edilen 12 gazetecinin izini sürüyordu. Kendini objektif ve tarafsız gazetecinin feriştahı sanan ve bunu millete hala yutturmaya çalışan Uğur Dündar'dan söz ediyoruz. 28 Şubat'ın apoletli gazetecisi doğayen mürteci avcısından başka bir şey değildir kendisi. Bak şekil ağa Fatih Altaylı. Uğur Dündar ekrandan esip güllerken olan oldu. Şeyh Yozdil İbni Bidoni Hazretleri yani aslın vilacımız devreye girdi. Ardı ardına tweetler attı. Uğur Dündar'ın da kurucular arasında yer aldığı Artı Bir TV kanalının finansörlerinden birinin Sezgin Baran Korkmaz olduğunu ima etti. Dürüst ve güvenilir araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama diyerek göndermede bulunmayı da ihmal etmedi. Tabii kıyamet koptu. Objektif, dürüst ve tarafsız gazeteciliğin feriştahı Uğur Dündar aynen şöyle dedi. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim namusuma şerefime ima yolu laf söylersin ayıp değil mi utan be utan. Yazıklar olsun sana yerin dibine gir karşıma çıkarsan çok fena yaparım. Karşısına çıkarsa döver mi mikrofonla kafasına kafasına vurur mu bilmem ama Uğur Dündar'ın şakülü kaydı. Dündar sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki 2-3 insandan birisin diyor asın yazarımıza. İyi ya işte bu yüzden önemli. İddia eden kişi benim gibi ultra yandaş değil. Senin gibi tarafsız objektif biri. Seni en iyi tanıyanlardan Aslın villacımız Yılmaz Özdil. Yalan mı söylüyor yani? Artı bir TV'nin kuruluşunda SBK sermayesi var mı ya da finansörler kim? Bu işlerin içinde sen de var mısın? Eğer öyleyse söyleyin bakalım kaç kişi kişiydiniz? Bu arada o mesajların nedenini de biliyormuş Uğur Dündar. Şöyle açıklıyor. Yılmaz Özdil İsmail Saymaz'a takmış kafayı. Bunun artı TV ve SBK finansıyla ne alakası var anlayamadık. İsmail Saymaz da mı oradaydı? Hasılı kelam Yılmaz Özdil İsmail Saymaz'a takmış, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil birbirlerine takmışlar. Mağdur İsmail Saymaz da hepsine takmış kafayı. CHP'li Hurşit Güneş'in üçgeni gibi. Herkes birbirine takmış. Sen kafana takma İsmail Saymaz. Değerlendir bu fırsatı yaz kitabını Takan Takana SBK Tarikata Hikmet Genç